Haberi açarken söyledim. Bu bayramı buruk karşıladık, buruk yaşıyoruz. Asrın felaketinde yakınlarını kaybedenler de tabii bayramın ilk gününü mezarlıklarda geçirdiler. Özellikle çocuklarını kaybedenler çocuklarının mezarlarına çiçek ve oyuncak bıraktılar. Çocuğumun her şey bayram harçlığı verirdim. Çok buruğum. Annem, erkek kardeşim, kız kardeşimi kaybettim. İlk bayramları. Yüreğim yanıyor. Depremde kaybettikleri çocuklarının mezarlarına hediyeler ile geldiler. Onlar için şeker de getirdiler. Acılı aileler felaketten sonraki ilk Ramazan bayramını buruk yaşadı. Torunum doğum günü saldıydı. Aldım onu da buraya işte giydirdim. Doğum günü hediyesini. 9 yaşında gelmiştim buraya torbağa. Babasını 42 yaşında kaybettim. Mesleğini sağ bulmadan gitti. Bayram bayram değil mi? Geçen bayramlardılar. Bu bayram yoklar. Vallahi söyleyecek kelime bulamıyorum. Şehit oldu. Onlar markete bile vereme giderlerdi bacı kardeş. Vereme de el ele öldüler. Malatya'da çocukların mezarı üzerine battaniye örten de vardı. Bayramlıklarını mezar taşlarına giydiren de. Çocuklarının en sevdikleri oyuncakları da baş uçlarına bıraktılar. Neden battaniye örtüldü? Altında kaldığı için hepsi üşüdüğünü sanıp battaniye örtüldü üstüne. Çok sevdiği oyuncakları, oynamaları içindi. Ölünce de hepsini mezarına getirdi. Deprem bölgesinde Ramazan bayramı mezarlık ziyaretiyle başladı. Eşini, çocuklarını, yakınlarını kaybeden acılı ailelerin onlarsız ilk bayramı gözyaşları içinde başladı. İçimiz yani ne yapalım? Onlar varken tabii ki çok mutluydum, huzurluydum. Her kandilimde başta yavrum arardı, Samet'im arardı beni. Diyecek lafım yok çocuğum. Acılar hala çok tazeydi. Kaybettikleri sevdikleri için dualar edip özenle mezarlarını temizlediler. Mersin'de oturuyorum. Sabah 6 tren ile geliyorum. Akşam 6 tren ile gidiyorum. Sözüm bitti yer. Bak burada kızım yatıyor. Burada eşim yatıyor. Şurada kızım yatıyor. Acı tarifsiz. Ben de İstanbul'a çalışmaya gittim. Gitmez oraydım. Beraber giderdik henüz. Tek ben kaldım. Ağlayıp sızlayıp gidiyoruz işte. Bayram sabahı deprem bölgesindeki camilerde tıklım tıklım doldu. Anneyi babayı kaybettik. Yani şu an gidecek el öpecek kimsemiz yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Biz de namazı kıldık. Şimdi gideceğiz mezarlığa. Allah geride kalanlara yardımcı olsun. Çoğumuz ailelerini kaybetti. Onun için sevinerek de kutlayamıyoruz. Adana'da camide yer kalmayınca yıkımı bekleyen orta hasarlı binanın altına seccade serip namaz kılanlar acılardan hala ders alınmadığını gösteriyordu. Korkmadınız mı burada namaz kılarken? Orta hasarlı bina. Gel korkalım ki korkulur mu? Allah için biliyoruz.